Senin bu kadınla ne işin var Yavuz? Dedim ya, eskiden tanışıyoruz. Sohbet etmeye geldim. Sevgilin çok sert yalnız. Yani bil istedim. Bana bak. Ne oluyor burada? Yavuz söyledi ya, iki eski dost. Sohbet ediyoruz. Sen gazeteci falan değilsin. Beni salak mı sanıyorsun? Kusura bakma tatlım ama sen de biraz salaksın. Ne? Sevgilini de tamirci zannediyorsun. Bana bak. Yavuz. Ne diyor bu kadın? Sorular, sorular. Sevgilin tamirci değil. Türk istihbaratı için çalışan bir tetikçi. Bir katil, bir suçlu. Hangisini demek istersen. Ne diyor bu kadın Yavuz? Doğru mu bu? Derya. Aa, ben yani bir aile kavgasına sebep olduysam gerçekten çok özür dilerim. Çünkü çok üzülürüm böyle bir şey olduysa. Kes sesini! Yalan söylüyorsun. Ha, kanıt istiyorsun. Benim için hiç problem değil. Zaten telefonum sende vardır. Ararsın beni. Buluşuruz. Sana çok güzel kanıtlar sunabilirim savcı hanım. Derya, bu kadından uzak dur. Kimden uzak duracağıma ben karar veririm Yavuz. Senin de sıran gelecek. Birbirinize çok benziyorsunuz. Aynı öfke, aynı içi boş tehditler. Seni öldürmekten beter edeceğim. Öldürmekten beter edeceğim. Ama hep bu tehditler, hiç icraat olmuyor. Derya'dan uzak duracaksın. Dün gece buluştuğun adamını hala gebertmedim ve seninle ilgili konuşmaya bayağı hevesli. Senin fişini çekeceğim. At silahını, kızı vururum yoksa. Teslim ol, at silahını lan. Geri, geri. Yürü. Çekil, geri çekil, geri çekil. Yürü. Atın silahlarını, kızı vurayım yoksa. Sami. Ya bir şey söylesene adamına. Söylesene, silahını indirsin. Oğlum indirsene silahını. Bırak, bırak. Oğlum bizim ne suçumuz var ki? Bırak. Senin yüzünden suç işlemeyelim şimdi. O bizim arkadaşımızın kızı. Bırak oğlum. Çıkacağız buradan Sami abi. Ya tamam, zaten çıkacağız biz, suçsuz. Sen bırak onu, bırak. Bırakacaklar bizi. Mahmut, sık kafasına. Sık kafasına, yoksa ben sıkarım. Biz öldürmek için yaşamayız. Yaşatmak için yaşarız. Sen de öylesin. Ve bunu çok iyi biliyorsun. Hayır. Ne demek hayır? Bana karşı mı geliyorsun sen? Ne çabuk unuttun ne kadar adam öldürdüğünü benim için.
Peki. Peki ben sana hatırlatayım o zaman. Beraber yaparız. At silahını lan. At silahını. Buradan çıkamazsın. Biz buradan çıkamazsak kız ölür. Dur! Melisa kızım, iyi misin? Melisa. Müsait. Geçti. Geçti, merak etme Melisa. Arkadaşlar. Alın bunları. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Esas sen ne yapıyorsun Dragan? Hani biz ordu kuracaktık? Hani biz devlet kuracaktık? Şunlara baksana. Bir sürü insan. Sen bunu burada onların gözünün önünde öldürürsen ne olur? Bu haberi her yere yayarlar. Düşünsene. Bir ordu var. Lider askerlerini öldürüyor. Sen gidip orduya katılır mıydın? Bir ordu kuracaksam buna herkes katılacak. Kimse Dragan'a hayır diyemez. Şunun gözüne bak. Bu gözle mi nişan alacak? Bunun orduluk hali mi kalmış Dragan? Bunun hiçbir yararı olmaz bize. Zayıflatır bizi. Başka bir alanda kullanırız bunu. Baktık işimize yaramadı. Tamam. Senin dediğin gibi olsun. Çeker sıkarız kafasına. Ama bunların gözünün önünde değil. Peki. Öyle olsun. Ama bu adamların herhangi birinde herhangi bir arıza, herhangi bir itaatsizlik sezersem, görürsem, duyarsam bunu senden bilirim Mahmut. Ve gözünün yaşına bakmam. Anladın? Tamam. Toplayın bunları, eğitime gidecekler. Hadi sallanmayın, geçin. Yürüyün. Hadi. Hadi. Sallanmayın. Hadi. Derya. Derya dinle. Derya. Bırak beni Yavuz. Derya, duydukların doğru değil. Peşime sivil polis takacak kadar benden şüphelendiğini bilmiyordum. Senin değil. O Linda denen kadının peşindeydim ama... adres aynı. Ne güzel. Derya, duydukların doğru değil. Kadın beni hala görevde biliyor. Ayrıldığımdan haberi yok. Eski günleri yad etmek için mi gittin odasına? Kadın bana kafayı takmış. Yurt dışında karşılaştık, peşimden gelmiş. Senle otururken de masaya gelince tepem attı. Gelip yüz yüze çözmek istedim. Ülkesine defolup gitmesini söyledim. Kadın manyağın teki, uzak dur. Uzak mı durayım? Yavuz, bu kadın terör örgütleriyle fink atıyor. Gazeteci falan değil, biliyorum. Benim işim bunlardan uzak durmak değil, tepelerine çökmek. Tamam çök, benim için de çök. Ama sadece bana inan ve güven. Kadının söyledikleri saçmalıktan ibaret. Senin bir tetikçi ya da katil olman mı? Merak etme Yavuz. Elimde bir kanıt olmadan bunlara inanmam. Ama elime en ufak bir kanıt geçerse gereğini yaparım. Bir saniye bile düşünmem. Tamam, bunlar benim için fazlasıyla yeterli. Bakalım kimin eli daha güçlü Yavuz Karasu.
Alo. Arayı düzelttiniz mi? Ümitlerini zorluyorsun Linda. Ben boş tehditleri sevmem Yavuz. Attığın her adıma dikkat et bence. Yoksa bunları ve daha fazlasını savcı hanım görür. Çok büyük hata yapıyorsunuz. Ya biz bir şey yapmadık ha. Bilin hadi bilin. Geçtim Elise, merak etme. İyisin değil mi sen? Bir şeyin yok. Nasıl iyi olayım Mücahit? Allah'ın belası ne işlere karışmış. Bilmiyordun değil mi sen? Bunları yani. Yok, ben sadece böyle kirli işler karıştırdığını tahmin ediyordum ama... yani ben bu kadarını bilmiyordum. Ne yapmış? En beterini yapmış Melisa. Babanın terör örgütleriyle bağlantısı var. Allah onun belasını versin ya. Beni şu düşürdüğü duruma bak, inanmıyorum ya, inanmıyorum. Sizi de almamız lazım hanımefendi. Nasıl yani? Beni mi? Ben bir şey yapmadım ki. Ben bir şey bilmiyorum. Ben suçsuzum. Evdeki herkesin sorgulanması lazım. Mücahit. Ben bir şey yapmadım. Direnme Melisa. Onlar da işlerini yapıyorlar. Soruşturma ve sorgu sonucunda gerçek ortaya çıkacak. Merak etme. Buyurun. Ne yapıyordun restoranda? Ne yapılır restoranda? Yemek yiyordum. Bu kadın kim? Neden geldin peki? Elinde hiçbir koz yokken hem de. Seni böyle bir tuzağa çekebileceğini bile bile. Seni elimden aldı Derya, tabii ki gelecektim. Canını da almak isterdim ama. Kaçmış korkak. Beni aradı. Tek gel dedi, kimseye haber verme dedi. Seni tehlikeye atamaz. İyi günler. Bana 1602 numaralı odayı bağlayabilir misiniz? Bekliyorum. Efendim. Ben Savcı Derya Dumansız. Savcı Hanım, bu kadar çabuk beklemiyordum doğrusu. Radarıma girdin artık. Bundan sonra daha sık görüşeceğiz, merak etme. Sizi dinliyorum. Birazdan sana göndereceğim adrese gel. Akşamüstü, tek başına. Seninle bir de baş başa konuşalım bakalım. Bu Linda başıma bela alacak usta.
Açığa çıkarmakla tehdit ediyor beni. Zaten Derya da gördü bizi otelde. Peki nasıl izah ettin? Manyağın teki dedim Linda için. Bana takmış kafayı dedim ama... Tabii. İnanmadı. Derya bu usta. İşi şüphe etmek. Bir kanıt bulursa düşer peşine. Yavuz, artık bayın tarlasında dolanıyorsun. Her attığın adıma dikkat etmen lazım. Sen herkesin gözünde sıradan bir tamircisin. Eğer deşifre olursan bu iş burada biter. Bu ne demek usta? Yavuz tek başına mücadele etmek zorunda kalır demek. Biz onun yanında olamayız demek. Vatana hizmete bu şekilde devam edemez demek. Açığa çıkmanın bedeli budur. Sen açığa çıkarsan biz de çıkarız. O zaman vazifemizi yapamayız. Biz bu sırrı mezara götürmeye yemin ettik. Usta olmaz öyle şey. Ben komutanımı tek yüzünden öyle kaybedemem. Dur kopuk dur, sakin ol. Biz bu bedeli bilerek çıktık bu yola. Öyle elimiz kolumuz bağlı oturacak mıyız komutanım? Gerekirse gidelim öldürelim o Linda'yı. İşte bunu yaparsak istediklerini elde ederler. Kadın gazeteci kimliğinde. Başına bir şey gelirse uluslararası basında çarşaf çarşaf haber. Kadın sırtlan gibi usta. Elindeki kozu çok iyi kullanıyor. E ne yapacağız peki komutanım? O El Mansur hala elimizde mi? Elimizde. Planın ne? Linda'ya karşı onu koz olarak kullanacağız. Ondan çekiniyor belli. Bu radikal örgütün de nereye eylem yapacağını bulmamız lazım. Bir ipucu bile bulsak bize yeter. Ben bizimkileri ararım. Siz adam alıp gelin. Önceliğimiz yapacakları saldırıyı öğrenmek. Birliklerimiz tehdit altında olabilir. Aynen öyle olsa. Dinliyorum. Adamların hazır mı? Planımızı hızlandırman gerekebilir. Hazırlanıyorlar. Bu ne acele? Ne oldu? Radikal örgüt yan mı çizdi? Onlarla ilgili bir sorun yok. Asıl sorun Yavuz Karasu. El Mansur elinde. Onu konuşturup sizi durdurmaya çalışabilirler. Her taşın altından Yavuz Karasu çıkıyor. Tamam anladım ben, merak etme. Hızlandıracağım. Ama radikaller hazırsa zaten bir sorun çıkmayacaktır. Bugün bitireceğim. İyi edersin. Sen de Yavuz Karasu'yu halledersen iyi edersin. Başka bir sorunla uğraşmak istemiyorum. Hallediyorum. Bir numara. Ayaklarını iyice aç. Dipçiyi omzunuza tam yerleştirmeniz lazım. Anladınız mı beni? Silahın dipçiğini omzunuza doğru yaslamanız lazım. Şimdi beni iyi dinleyin. Bugün tarihi bir zafere imza atacaksınız. Dragon'un ordusunun ne kadar büyük, ne kadar kuvvetli olduğunu bütün dünya görecek. Siz de hazırlıklı olsanız iyi olur. Dragan. Çok zayıflar. Hiçbiri hazır değil. Eğer bir çatışmaya girersek telef olurlar. Merak etme. Ben her şeyi planladım. Sen sadece onların hedefe ateş etmelerini sağla eder. Başlarında senin gibi bir savaşçı olduktan sonra belki sen de gücünü, kuvvetini hatırlamış olursun ha? Tüfeğini ver. Göster onlara. Yapabilir miyim bilmiyorum. Sen mi? Hadi. Bu adama iyi bakın. Ben yokken lideriniz o olacak. En cesur, en korkusuz, en kuvvetli, en kurnaz adamlarımdan biri. Görebileceğiniz en iyi keskin nişancıdır o. Onun hedefine bir düşman geldiğinde zaten ölmüş olur. Göster onlara Mao.
Tebrikler beyler. Riskli bir operasyon daha. Alnınızın akıyla atlattınız. Sami ve Samet denen şahısların sorgusu birazdan yapılacak. Ayrıca evde başka kim varsa onların sorgusu da yapılıyor. Sami de Samet de bütün suçlamaları muhtemelen reddedeceklerdir. Nasıl yani komutanım? Her şey apaçık ortada değil mi? Yani nasıl reddedecekler hala? Elimizde sadece Sami'nin Seda ile olan bağlantısına dair kanıt var. Ne konuştuklarının ya da ne planladıklarının belgeleri yok. Helikopter hazırdı. Kaçacaklardı. Melisa'yı da Sami'nin adamı rehin aldı. Sami rehin alsaydı evet. Ama adamın rehin alması yeterli değil. Helikopter de delil teşkil etmiyor maalesef. Gitmiyordum bir yere der, çıkar işin içinden. Bize sorgu sonucu daha net deliller gerekecek. Ama bir şekilde bir açıklarını da bulacağız, merak etmeyin. Eylemle beraber çapraz sorguyla bu işi halledeceğimizi düşünüyoruz. Olmazsa elimizde Seda var, onu kullanacağız. Aynen öyle. Allah'ın izniyle bu vatan hainlerini adalete teslim edeceğiz. Tepelerinde tasmalarını tutan kim varsa onları da bulacağız. Hepiniz için bugün zorlu geçti. Şimdi gidin dinlenin. Emredersiniz komutanım. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Bir şey yok. Adamlar hiçbir yere imza atmamış. Arkalarında delil bırakmamak için ellerinden geleni yapmışlar. Kolay olmayacak bu iş. Seda da konuşmadı hala. Derya sen iyi misin? Bir sorun yok değil mi? İyiyim, iyiyim. Hadi şu çapraz sorgulara başlayalım. Tamam. Lan bir sus! Bırakın! Bak oraya gelirsen beynini patlatırım senin! Bırakın beni! Zorlu bir görevi kabul ettin. Ama teşkilatın prensipleri belli. Eğer açığa çıkarsan bu fotoğrafı Türklere servis ederiz. Bunun da ne anlama geldiğini biliyorsundur herhalde. Ya hapishanede şişlenerek ölürsün ya da bizi hiç uğraştırmasın, kendin halledersin. Anlaşıldı. Görevi kabul ediyor musun? Ediyorum. Hayır. Buraya bakın. Kimse yok mu? Buraya bakın. Ne var? Ne istiyorsun? Eylem Mersiye ile görüşmek istiyorum. Ona anlatacaklarım var. Hızlan. Ne oldu komutan? Sağa gir. Komutanım çıkmaz sokak, ne yapacağız? Mansur bu.
Halledebildiniz mi? Hallettik, merak etme. Yavuz? Bir dahaki de benim için ya bir ordu gönder ya da hiç zahmet etme. Hala inanamıyorum şu başıma gelenlere. Yani bu polis tarafından sorgulanmadığım kalmıştı. Şu adi adam yüzünden o da geldi başıma. Tamam, geçti artık. İnşallah kanıtlanır da tez vakitte cezasını çeker. Seninle bu şekilde karşı karşıya geldiğim için de özür dilerim. Yok canım. Senin ne kabahatin var? Bilmiyordun sonuçta. Değil mi? Mücahit. Tabii ki bilmiyordum. Bilsem seninle nasıl birlikte olabilirdim ki? Nasıl bakardım yüzüne? Şu an bile bakamıyorum zaten. Sen inanmıyor musun yoksa bana? İnanıyorum. İnanıyorum. Yani senin bir suçun yok. Kimsenin bir suçu yok. Tek suçlu baban. Bundan sonra bana hep baktığın zaman bir vatan haininin kızını göreceksin, değil mi? İlk hislerin onlar olacak. Baksana. Şu an bile bakamıyorsun yüzüme. Yok öyle bir şey Melisa. Yani evet, ikimiz için de kolay olmayacak, eyvallah, ama şimdi bunların sırası değil. Daha bu sabah bir operasyonun ortasındaydın. Yani rehin alındın falan. Bunları düşünme, boşver. Atlatırız bunu, değil mi? İnşallah. Yok Buncu'm, kapıcı Mehmet Efendi'yi aldım da evde yokmuş artık, nasip. Ya. Neyse dur. Teşekkür ederim. Buncu'm sen şu telefonunu ver de bir şu şey yapalım, sessiz alalım. Acil bir durum olsa Ezen ararlar zaten. Benim telefonum nerede? Ne oluyor? Ne mi oluyor Buncu'm? Hani şu hep gerçekleştirmek istediğimiz ama bir türlü gerçekleştiremediğimiz bir eylem vardı. Ha. Artık onu hayata geçirsek diyorum ha. Açsındır ama sen. Biz önce yemek yiyelim. Olur mu? Önce yemek yiyelim biz. Buncu'm. Ben açım. Ben sevgiye açım. Huzura.
Mutluluğa için boncuğum. Bak kapı mapı çalacak, korkuyorum ha. Ama bak ben şimdi bir sürü şeyler hazırladım. Ah tamam mı? Biz önce yemeğimizi yiyelim. Hem Süpermen dedik. Pacemator çıktın. Çorbalar masada. Hadi geç sen. Getiriyorum. İlla içeceğiz değil mi o çorbayı? Duyuyorum. Duyuyor. Ben de duyuyorum. Seda ile aranda nasıl bir ilişki var? Eski bir dost. Ajan falan olduğunda ilk defa sizden duyuyor. Sami'yi yurt dışına kaçırmak üzere olduğunu biliyoruz. Bütün ayarlamaları yapmışsın. Ben bir şey yapmadım. Sami abi ziyaretimize geldi. Kaçtığı falan yoktu. Adamın korkudan Samet'in kızını rehin aldı. Sırf bu yüzden bile içeri tıkabilirim seni Sami. Ben ona öyle bir emir vermedim. İsterseniz kendine sorun. Ama öldürdünüz adamı ya. Dua et seni gebertmedik. Teröre hangi yollarla fon sağlıyorsunuz? Ne terörü savcım? Biz devletini seven... Vergisini veren saygın iş adamlarıyız. Geç lan bunları. Samet yan odada her şeyi anlatıyor bir. İlk sattığı adam da sen oldun. Hadi uğraştırma beni, her şeyi anlat. Sami'nin elebaşı olduğunu biliyoruz. Yaşı tabii bizden büyük. Saygımız o yüzden. Hepsine abilik ettiğim doğrudur. Ama diğerleri hepsi iftira. Sami'yi koruyarak cezanı pekiştiriyorsun. Terör örgütlerine akıtılan bütün paralar senin üstünden geçiyormuş. Masum insanları yerlerinden edip çöktüğünüz toprakları anlatıyor. Sözde kuracağınız o devlete, o bayrak dediğiniz adi paçavraya kadar her şeyi planlamışsınız. Ben bu suçlamaları kabul etmiyorum. Avukatımı istiyorum. Bizim her şeyimiz kayıtlı. Biz iş adamıyız. Avukatımla görüşmek istiyorum. Bu iş bittiğinde sizi kimse elimizden kurtaramayacak. Bunu bil. Hapislerde geberip gitmeni zevkle takip edeceğim Sami. Var mı bir gelişme? Henüz yok. Uğraştıracaklar. Ama sonunda ikisini de alacağız. Seda sizinle görüşmek istediğini söyledi Eylem Hanım. Anlatacakları varmış. Tamam. Bu güzel bir gelişme olabilir. Evet. Bakalım derdi neymiş? Ne oldu? Beni mi özledin? İtirafçı olmak istiyorum. Allah Allah. Niye bu kadar bekledin? Yaşamak istiyorum çünkü. Anladın mı? Ölmek istemiyorum. Açığa çıkarsan öldür kendini dediler. Senin de canın tatlı geldi. Korktun değil mi? Öyle mi? Yaşamak istiyorsun. Hepimiz gibi. Ama seninle aramızda ne fark var biliyor musun? Biz onurumuzla yaşıyoruz. Siz kalleşçe, haysiyetsizce yaşamaya razısınız. Şimdi konuş. Anlat hadi. Hayat garantisi istiyorum. Bana kimlik çıkarın. Başka bir ülkede hayat kurun. O zaman size her şeyi anlatırım. Ha bir de pazarlık yapıyorsun. Sami, Samet, Tarık, Cahit. Onları ömür boyu hapiste tutabileceğiniz kadar çok şey biliyorum. Tasmasını tutanları da anlatırım. Yeter ki hayat garantisi verin. Bak biz zaten neyin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bize kanıt lazım, delil. Anladın mı? Kanıt var. Ben de kendimi garantiye aldım elbet. Yeter ki beni koruyun. Hepsini anlatırım. Bir bakalım ya. Bir düşünelim. Sen de o sırada mümkünse kendini öldürmemeye çalış. Biraz zor olacak ama.
Sen ver onları bana Boncuk. Sen de onları al gel hadi. Hadi Boncuk. Tamam. Ya da boş ver bırak. Hallederiz sonra. Bitti. Ben de bittim. Ne oluyor ya? Biraz da ben geleyim Boncuk. Bu kucağın bak da yeni çıktı. Adettendir Boncuk. Adettendir. Geç. Ne istiyorsunuz hala benden? Bildiğim ne varsa söyledim. Ona biz karar vereceğiz. Bana bak. Saldırı hakkında bildiğin ne varsa bana anlatıyorsun. Yoksa burada canını alıyorum senin. Bilmiyorum. Saldırı yeri söylenmedi. Kiminle iletişime geçtin? Adını bilmiyorum. Yavuz sakin ol. Lan! Geç! Haber gönderdiğin adamın kampı neredeydi? Bilmiyorum. Kalk lan! Kalk! Lan geç! Göster neredeydi kamp? Bu bölgedeydi. Kopuk. Usta bir kontrol edelim. Bu bölgede bir hareketlenme olmuş mu? Saldırabilecekleri bir bildiğimiz var mı? Bana bakın. Nema Dağı'nın şimaline gideceğiz. Oradaki köyü basacağız. Herhangi bir direniş olmayacak. Köyde kim var, kim yok gebertin. Anladınız? Var mı bir bilgi usta? Bölgede bizim birliğimiz yok ama bölgeye yakın bir köyde gençleri toplamışlar. Zorla annelerinin babalarının yanından almışlar. Allah'ın belaları. Bizimkiler bir gitsin baksın köye usta. Hepsini bulup evlerine getirsinler. Öyle yapacağız. İstihbarata bilgi verdim. Radikaller almış değil mi? İşin garip tarafı da o zaten. Onlar değilmiş. Başka bir örgüt. Nasıl yani? Muhtemelen Dragan'ın adamları. Yeni bir grup topluyor. Anlamadım usta. Radikallere emir gidiyor ama saldırdıkları bölge Dragan'ın adamlarına mı ait? Hı hı. Nasıl iş bu? Birbirini mi yiyecek bu manlar? Usta niye böyle bir şey yapsınlar ki? Linda. Dragan'a yem edecekler radikalleri. Dragan'ı uluslararası kamuoyunda kahramanlaştıracaklar. Vay vay vay. Dragan'ı vurduğumuz an radikallerin yanında durmuş gibi oluruz. Bir düşünelim. Hassas mevzu. Erdem abi müsait miydiniz? Gel Eylem. Ben de bizimkilerle toplantı yapacaktım. Sınır dışında bir hareketlilik söz konusu. Senin ne vardı? Şu Seda. İtirafçı olmak istiyor. Muhtemelen çalıştığı yabancı istihbarat eğer açığa çıkarsa kendisini öldürmesini söylemiş. O da korktuğu için güvenliğimi sağlayın ben de itirafçı olayım diyor. Aynen öyle. Tabii bazı şartları var. Biz istihbaratla konuyu detaylıca görüşüp bir karar vereceğiz. Tamamdır. Siz nasılsınız? Her şey yolunda mı? Nazlı nasıl? Bildiğin gibiyiz Zeylem. Nazlı da öyle. Bir arkadaşının yanına gönderdim. Biraz buralardan uzaklaşsın istedim. Bu ateş meselesi onu yiyip bitiriyor Eylem. Ben de öyle. Ne yapacağımı bilmiyorum. Mantıklı düşününce Nazlı hayal görmüş olmalı diyorum. Ama diğer yandan... Kalbiniz öyle demiyor. Ya hayattaysa diyor. Hepimiz aynı durumdayız. Aklımız başka bir şey diyor, kalbimiz başka bir şey. Çaylak da Efe de istihbaratla birlikte köye gitti. Bulamadılar. Ya
Ya saklıyorlarsa? Yani bizim geleceğimizi düşünüp başka bir yere götürmüş olabilirler. Bu alçaklardan her şey beklenir. Nazlı haklı olabilir. Pes etmesek, devam etsek. Erdem abim, biz ne zaman pes ettik ki? Yani... En azından naaşımızı buluruz. Ya bu şekilde hiçbir zaman huzur bulamayacağız. Bu hep içimizi kemirecek. En azından naaşımızı bulalım. Haklısın Helen. Pes etmek yok. Ben istihbaratla konuşacağım. Hem köyü hem de bütün bölgeyi sürekli denetlemeleri adına. Pes etmek yok. Pes etmek yok.